Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Samsun Spor takımına ve şehrine bu sezon ve bundan sonraki sezonlarda başarılar diyorum. Böylesine güzel bir futbol şehrine geldik 11 yıl aradan sonra. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Bu kadar güzel bir stat, bu kadar güzel bir atmosferde daha güzel bir zeminde futbol oynamak isterdik. Oyuna çok iyi başlayamadık. İlk 15 dakika sahanın birazcık zeminin bozuk olmasından dolayı tam konsantre olamadı oyuncularımız. Daha sonra yavaş yavaş oyun kontrolünü ele aldık. Devre arası yapmış olduğumuz konuşmayla, hamlelerimizle, organizasyonumuzla neleri nasıl daha iyi yapabiliriz, maçı lehimize çeviririz diye ve maça bu şekilde ikinci yarıya başladık. Sonuçta oyuncularımız gerçekten ikinci yarıda birazcık daha istekli, coşkulu, kendi oyunumuzu oynayarak rakibe üstünlük kurduk. Ve maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı bugünkü galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Şaban Erdikler yönetim kurulu üyemiz rahmetli oldu. Ona da Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu galibiyeti yönetim kurulu üyemize armağan ediyoruz. Cengiz'le Fred'i mi kastediyorum? %100 bir sakatlıkları yok. Bir haftadır bizimle antrenman yapıyorlar. Daha tam anlamıyla takım seviyesinde olmadıkları için biz de maçtan önce bunu biliyorduk. 50 dakika, 60 dakika oynatabilmeyi hem fiziksel olarak fiziklerini yükseltmek hem de onları takıma adapte etmek için planımız buydu. Tahmin ettiğimiz gibi Cengiz o dakikalarda oyundan çıktı. Çıkarmak zorunda kaldık. Fred biraz daha oyunda kaldı. Onu daha sonra oyundan aldık. Dediğim gibi bu oyuncuların fizik olarak birazcık daha takımın seviyesini çıkardığımız zaman çok daha fazla katkı vereceklerine inanıyorum bu iki oyuncu. Vallahi biz bunu daha tam anlamıyla izleyemedik. Bir bakıp izleyeceğiz. Arkadaşlarım izlemiş. Sonuçta verebilir de vermemeyebilir de diyorlar içerideki bizim arkadaşlarımız. Tabii ki burada hakemlerin taktiğine bırakmak lazım. Sonuçta böyle karar verdiler. Öyle oldu. Çok da fazla üstünde durmak istemiyorum bu konuda. 3 günde bir maç oynuyoruz. Çok yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Gerçekten bu konuda oyuncularımı tebrik ediyorum. İşte bu gece gideceğiz. 2,5 gün sonra Twente ile İstanbul'da karşılaşacağız. Elimizdeki en dinlenik, en sağlıklı oyuncularla bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp burada İstanbul'da kendi evimizde avantajlı bir skor elde edip oraya da avantajlı gitmek istiyoruz Hollanda'ya. Teşekkür ederim.